Banda gülge karaydı. Rengi ya, şakili ya, rengi ya, hidi ya, kuşularına rambereyle ya, ularının şakili ya, güzelliği karaydı da aklıyla alkoladı. Albatta bu güzelliklerini yaratken zat han, özü albatta güzel boyan zat. Bazı da, ana şu bir ayrı mahluklarda çırağı güzelliğini karab, bizi hayrat üşleydi. Lal kolamız, tılımız kelime-i kemiğe kaladı da Subhanallah duvarımız. Eğer mahluk şünçeli çırağı olsa, onu bana şu yoldan var kılı, şun de çırağı kıyken Allah da Allah'ı zıkan diye güzel iken. Bir kuştu gözetçi yaptı, mavi kellesinin rengini özgertir yaptı. Seri yaptı, bir püştü oğlu yaptı, pat, tasavvur kılın. Sarık oğlu yaptı, korab oğlu yaptı. Bunu körüp durup, lal kılma ilacız yok. Bana şu, Allah da Allah'ın güzel sanatını körgen, bana mendegen muhandisler, mimarlar, Allah'ın sanatıya kail kaladı da, ondan ilhamlanadı. Allah da Allah el-Cemil, güzel bulgen zat. Güzelliğinin asli Allah subhanahu ve ta'ala buladı. Şimdi Allah da Allah özünün mahluklardan bir antası ya, ana şu güzelliğinden bir ölüş vergen bulsa, adamlar ana şu güzel mahluku kaledi de, kalbi bağlanıp kaladı. O çırali, güzel at bulsun, ya ki bir maşine bulsun, güzelliğini körgende insan onun elbette mahluya bulup kaladı. Taat nima? Buradalar, taat bu muhabbet. İbadet, itaat nima dese, ulamalar bana şu itaatinin, ibadetinin cüden bir güzel tarifini keltiradi. Dikkat kılamız. Asası işanç bulgen, abadi saadet ki alıp baruçı, kalbi muhabbetke aralaşken, ihtiyari taat ibadettir. Asası işanç. O sizi saadetke, abadi saadetke alıp boradı. Kalbinizin muhabbeti bilen aralaşken, şunge asaslengen taat keyin ibadet değildi. Siz namazda okuyken de yaş görüp okuyorsun mu, yaman görüp okuyorsun mu? Roza tutuyken de yaş görüp tutasın mı rozanı, ya mecbur tutasın mı? Hani muhabbetke aralaşken ihtiyari taat diyordu. İhtiyarımız bulan ibadetki keleyken bulsak, demek bu ibadetimiz ibadet buladı. Eğer mecburiyet bulsa, üyetkenimizden, hamma kileykenlik için keleyken bulsak, muhabbet bulan kimeyken bulsak bu amalda bu ibadetke ötmeydi. Dinde buradalar marifat var, sulukiyet var, güzellik var. İnna Allah'a cemilun yuhibbul cemal dediler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Elbette Allah güzel zat, güzelliğini yaş göredi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin ushbu sahih hadisiga quloq tutamiz. Bu hadisini İmam Müslim özünün sahihida keltiradi. Resulullah aytadilar: "Hijabuhu nur. Hijabuhu nur. Law kashafahu la ahraqat subahatu wajhihi man taha ilayhi basaruhu min khalqihi." Allah azze ve celle, birodarlar, o zotning hijobi nur. Allah Ta'ala'nın hiç kim közü bulan körüşlükke kadir bu miydi? Ne bir malaikeler, ne mukarraf harçtalar, ne anbiyalar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ana şu Miraç keçesi de, ana şu 7. asmanda üstü de, namazını 5 mahal farz ekenliğini alıp çıkanı da, Ayşe anamız sorarken ki, ya Resulullah, har ra'ayta rabbeke, Rabbizi gördünüz mü? Degeni de, nur, anna ra, hamma yok nurudu, kayağdan körey, dediler. Resulullah dediler, onun hicabı nurdur. Eğer onu köterse, Allah da Allah şu hicabını köterse, yüzünün uluğluğu, yani güzelliği, onun nazara düşken mahlukatlarını küldürüp yuvaradı. İnsan zatı, ama mahlukat Allah Azze ve Celle'ni körüşke aciz buladı, kör amiydi. Allah'ı körüşmez, kuyaşke kareyler, üç dörmette. Tikke kareyin, kuyaşke, üç dörmette, köz yüz bulan, açkasız, yakınkasız, maskasız, nimoladı. Bitti mahlukdan çıkarken yorug'lik nur sizi köz yüzü kör kıladı ahire ummatta karin. Mahluk sizi köz yüzü kör kıpoysa, köz yüz unga karışlıkke aciz bosa, Allah Azze ve Celle'ni körüşecek yakan diye kadırman dedi bir insan. Allah'ı körüşecek için buradalar dünyadan ölçüş gerek, cennetke kirişlik gerek, şunda Allah da Allah haklasa yüzünü körsetadı. Allah da Allah etedi, estaizu billah, vucuhun yevme idin nadira ila rabbihe nadira. O günde kıyamet günü de mumullarının yüzleri yaşınıp parvardigarlarına bakıp turguşudurlar. İnşallah köremiz buradalar. İnşallah köremiz.
Cennet ahlilerinin sıfatları aitilgende ayrım kitaplarda aitilinedir. Cennet ahli Allah subhanahu wa ta'ala'nın cemaliga qaraydi de onun güzelliğinden 50 min yilga aqllaridan g'oyib bo'ladi. Xushidan ketadi, 50 min yil yotadi o'ziga kela olmasdan. İnsan güzellikka oshiq bo'ladi. Güzelliğini yaxshi ko'rishlik insonda tabiatida bor narsa. Mana shu güzellikka oshiqligi uni gunoh qilishlikka olib boradi. Tushunalingmi? İnsan güzellikka oshiq bo'ladi, mana shu güzellikka oshiqligi uni gunoh qilishlikka yetaklaydi. İnson qachon Robbisiga osiylik qiladi? Yagona bo'lgan Robbisini tanishdan uzoq bo'lsa, Alloh taolaning go'zal ismlari va oliy sifatlaridan g'ofil bo'lganda, ayrim mahluqlarning go'zalligi aldanib qolib, shunda Robbisiga osiylik qiladi. Bir ayolning go'zalligini ko'radida, unga mahliyo bo'lib, gunohga qo'l urib qo'yadi. Chiroyli bir imoratni ko'radi, shuni olay dedi-da gunohga qo'l urib qo'yadi. Chiroyli bir mashinani ko'radida, uni go'zalligi uni mahliyo qiladida, gunohga qo'l urib qo'yadi. Lekin mana shu osiylik qilayotgan bandalar, go'zallikni deb osiylik qilayotgan bandalar, haqiqiy go'zallikni Alloh taoloda ekanligi, go'zallikni asli Alloh ekanligini bilishganida, bu gunoh ma'siyatga qo'l urmagan bo'lishadi. Masalan, o'zi bilan yashayotgan bir 25 yil, 30 yashagan ayolini endi musulmon ayollar afifa bo'ladi, iffatli bo'ladi, kamtar bo'ladi. Shu betini sovunlab yuraveradi-da uyda. Manikür, pedikür qilmaydi. Ha, indamasdan olib borib, shunday pardozni olib kelib uyga o'tkazib qo'ysin-da. Hali eri ko'rib tur, yaxshi ko'rib qoladi. Chunki nimaning oshig'i? Go'zallikning oshig'i. Qani endi ayollar shu narsani tushunsa, İnsan erkek zatı umar, adam zatı güzellikke aşığılığını bilse, özünü sal otenge ineğine. Ne bu eskiler bile, yengeler bilmiydi. Otenge ineğine bir pardas görsetme. Yani insan zatı güzellikke, çırali inerseki aşığı buladı. Mahluklarını güzellikke aldanıp, Rabbisi'ye asip olup, ahiretini boy verip koyarken adamlar var. Eğer bunlar buradalar, bu dünyadaki hamma güzellik onların aldıyken güzellik, Allah'ın güzelliğini aldı da, hiç neyse bu mekalışı yine, düşünüşkeni de, ihtimal asiyeli kılışmaz mı deyken? İhtimal asiyeli kılışmaz mı deyken? Allah da Allah'ını tanış, onun isim ve sıfatlarından haberdar buluş, onge muhabbetli buluş, hem de onge kulçili kılış, mu'minlar uchun haqiqiy saodatdir. Garchi dunyoda qo'lida hech narsasi bo'lmasa ham, eng baxtli odam mu'min bo'ladi. Chunki al-jamil bo'lgan, go'zal bo'lgan Robbisini taniydi. Ism sifatlardan xabardor bo'ladi. O'shuning uchun qo'lida hech narsasi yo'q bo'lsa ham, qanday ahvolingiz desa, nima deydi? Nima deydi? Alhamdulillah deydi. Chunki bu dunyodagi mushkilalar, bu yetishmovchiliklar Allohning diydorini ko'rishlik oldida hech narsa bo'lmay qoladi. Va bana şu alhamdulillah degan so'z shu faqat mu'min aytar ekan. A musulmon ishlaringiz qalay desa alhamdulillah deydi. Ishi xirami, tinig'mi farqi yo'q. Chunki nimaga alhamdulillah deydi desa, u Robbisini diydorini ko'rishdi oldida bu mushkilalar hech narsa bo'lmay qolishini yaxshi biladi. Ayrim insonlar musulmon kishi dunyoni go'zalliklaridan mahrum deb o'ylashadi. O'zini ibodati bilan taqvosi bilan dunyoda ko'p bir xayriyatlardan, go'zalliklardan mahrum bo'ladi deb o'ylaydilar. Lekin haqiqatda-chi? Haqiqatda buni aksi bo'ladi. Alloh taolo o'ziga oshiq bo'lgan mu'min bandasining qalbiga shunday bir narsani berib qo'yadi. U xoh rahmat deng, xoh sakinat deng, nima desangiz deng, lekin mana shu Alloh taolo berib qo'ygan narsasi insonni eng saodatli insonga aylantiradi. Müslüman kişinin en saadetli bende aylantıradı. Gerçi kolada dünyada bir tiniyen bulması yani. Bana şu hatırcamdaki Allah da Allah sapkoya bana şu rahmetli Allah apkoysa bu insan özünü dünyadaki en baksız insan da biladı. Gerçi dünyanın hem ama takını kolada bulsa yani. Yunus Aleyhisselam bağladı kanına geçip denizlere kirip gitti. Nemede dua kıldı. La ilahe illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Parvardigor senden özge ilah yok. Albatta men özümge özüm zulüm kıganlardan boldum. Yani senge asili kıldım. En baksız insan bu kaldım.
Müslüman adam savablı iş kıyanda, Allah razı buladığında iş kılıp, çünkü muvaffak kıyanda şunu kadar saadetini kıskırdı özü de. Doğru mu? Hiç kimse bildirmezsen bir muhtaç adamı müşkülesen halkı buyduyuz. Kursan yürüp de, hiç kimse bildirmezsiniz, şuna kadar hatırlayacağını kıskırasız, bu fakat mümin gibi belli adı. Allah Azze ve Celle bu peygamberini duasını icabat kıldı, necat verdi. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, Kureyş kuvup çıktı Mekke'den. Resulullah savur garıda özünü hamrahı Ebu Bekir Sıddık raziyallahu anh kubuna oturup da mene şimdi halette kuğunda kaçıp garda oturgen bosayam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem en bakli insanıdır. Çünkü uzatını kalbiye Allah da Allah sakinetini hatırcamlıydı bergenidir. Mumun adam dünyada huzur halavattan bir haber o dünyada bir gözlerlerde mahrum deykenler cüceyem katta hata yol koyuşadı. Eğer bir adam dünyası keng bosa, mansabı katta bosa, ama Allah'ı tanımagan bosa, eğer Allah subhanahu wa ta'ala tanımagan bosa, bu en baksız badbaht insan. İnsan da kalbide bir boşluk buladı, onu ne pul, ne mansab, ne başka nesle dolduradı. Dünyanın hemen gözelliği onu koruda bosayam, onu kalbi taskin topiydi. Neme için? Allah'tan uzağa boğanlığı için. Ana şu dünya egelerini kararsız, hem yok güzel. Üyüyem güzel, maşinesiyem güzel, hem yok güzel. Lekin neme ya kalbi onlarda taskin topup hatırcan bulamaydı. Neme ya saadet yok. Çünkü güzelliği de asli boğan. Allah Ta'ala için onlarda kalbi de cay yok. Hakiki saadet neme de? Kimdir farzant da deydi. Kimdir sağlığı da deydi. Kimdir baylığı da deydi. Kimde neme yok olsa, saadetini şu nesede de biledi. Saadetin hakikisini kanaka buladı. Hakiki saadet kanaka. Allah Ta'ala'nın özüge yakın buluş bilen, bahli buluşini hıskısın, şunu düşünsün ve Allah'a yakın bulsun, sen en bahli insansın. İnsanda saadetli, bahli buluşluğu ne milletige, ne pulige, ne bir başka nesasıya karar mıydı? Allah'a kança yakın bulsunuz, şunca saadetli bulasınız. Hayatınızda, mumun bende, siz şunca saadetli hıskılama yapsın mı? Demek Allah'a yakın mesakansız. Eğer Allah'a yakın bulgenizde, sizden bakli insan buluş gereğmezsidir. Çünkü Allah Teala dedi, Ala bi zikrillahi tatmainnul kulub. Agah bulunuz kim? Elbette kalpler Allah'ını isleş bilen, Allah'ını zikri bilen, aram buladı. Allah'a yakın buluş bilen insan bakliyip olarken, Allah'dan uzak buluşluğu bilen dünyanın hemme güzel matahı koruda bulsa hem, bu insan baksız buladı. Dalil, Estaizu billah, وَمَنْ اَعْرَضَ اَنْ ذِكْرِي فَاِنَّ لَهُ مَعِيشَةً دَنْكَ. Allah Ta'ala ayet yaptı, kim benim isletmemden yüz ögürse, yani Allah'ın şeriatından, dininden yüz ögürse, bas onge tenlik hayatı bulur. Allah'dan uzak bulgen bandana hayatı tenk buladı. Ulamaladı sözü kula tutamız, ulagi savar verildi. Neme üçün? Ayrım boylar ve ayrım bir mansaplar adamlar hayatı da saadetini, bahtını topamaydı. Eğer karab yaradıyan bulsayız, şu dünyayı güzelliğiyle de hemmesi uladı kolu da. Adamla yetam etken çırali, üy, mansap, maşine, cihaz, hemen esası çırali. Neme ki bunlar saadetliymez. Şu esası yok adamlar saadetini, dünyanın güzelliğiyle de biledi. Doğru mu? Dünyası zor bu adamı körgen de bana şu adam bakli adam da böyleydi. Elbette bu natoğru düşünce buralarlar. Cevap şuna kadar ki, ha onda kişiler baksız. Onların baksızlığı malın azlığı demez. Onların baksızlığı kalbinin tarlığı da. İnsanda kalbinde bir boşluk var, onu Allah'a bugün muhabbet gene toldura aladı. Allah da Allah'a bir gün sakinet gene toldurdu. Dünyada matahımaz. Bu mesela kariyeler buralarlar. O katta katta korporasyalarda egeleri. Milyardlagan, trilyardlagan pul var. Haligi pullarını seyfinden açıp durup. Nonda siz yegandaqa bir paçka $100 olib chaynab yeb tugatolmaydi umrini oxirigacha. Shunaqa ko'p puli. Lekin nimaga yana intilyapti ular shu pulni ko'paytirishga?
Çünkü biz aytayken boyagi boşluğunu ular pul bilan, dünyanı matohi bilan to'ldiraman deyish edi. Bu chuqurlik to'lmas edi. Shuning uchun aytiladi, dünyada cennetni bir ko'rinishi bor. Kim şu cennetga kirmasa, oxiratdagi cennetga kirmaydi. Cennetlarda hayotidan bir shingil bor. Kim mana shu bir shingil hayotga kirmasa, oxiratdagi cennetga kirmaydi. Qaysi jannat edi u desa, Allohning zikri bo'ladigan majlis. İlim meclisi. Mana ilim meclisinde oturup biz, kirganimizda kayfiyatlar harxiladi, asablar harxiladi, iqtisodiy, siyosiy, ijtimoiy ahvol harxiladi. Lekin bilasizmi, ma'ruza tugagandan keyin qarasangiz, hammaning qalbi bir xil sakina top qoladi. Nimaga desa hozir aytyapmiz. Ogoh bo'ling, qalblar Allohni zikri bilangina orom oladi. Shuncha aytiladiki, bechora dunyo ahllari dunyoga kelib ketishdi-yu ama ondaki en güzel nesan tartışmadı. Ne miydi o? Allah'ın zikri, ilim meclisi, ibadetidir. Ne miydi kensiyetlerine bağırladı? Ne miydi oyuncaklarına, ne miydi köngül yazar caylarına adamlar top top bulup bağırladı? Ne miydi? Yani kensiyetleri tolu yatıptı. Hadi yalan yapıradıkken, fahşti yapıradıkken, fisk fucur yapıradıkken, maskara vazılardı. Atlarım köpeyip gitken, manaka güruhu, mana cemaası. Milinlegen adamla kirip tomaşa kılıp oturadı şöyle. Kensiyetler gibi aradı, şovlar buladı. Ha, alege spesifiklerini karasayız, alege... Neme gibi aradı şu kensiyetler gibi? Bir oylak görgen misiler? Falan cemaanı dedi, kensiyetini görüp geldiğimde fakirlerini yaptı. Nimaga konsertlarga boriladi? Nimaga o'yingohlarga, nimaga ko'ngil yozar joylarga odamlar top-top bo'lib boradi? Nima uchun jamlanishadi u yerda? Nimani istaydi ular u yerdan? U yerda nima bor? Qo'shiq bor, raqqosalar bor, taomlar bor. O'zlarini saodatini shu narsalarda totishda, shu yerda bo'lishida biladi. O'sha yerga kelsa qalbi taskin topgandek bo'ladi. Mushkullarni unutgandek bo'ladi. Hop, kanser tugagandan keyinchi? Bir oz taskin topganga o'xshaydi, lekin haqiqatan taskin topadimi? Bular qayerga borib qalbi taskin topishi mumkinligini bilmaydi bular. Bular maqsadni, niyatni noto'g'ri qilgan. Agar mana shu odamlar Alloh taologa iqbol qilishganida haqiqiy saodatni his qilgan bo'lishar edi va bu saodat vaqtinchalik bo'lmas edi. Abadul abad sakinatida bu. Boy bo'lganingizda ham zo'r edingiz. Kambag'al bo'lganingizda ham zo'rsiz, kasal bo'lganda ham alhamdulillah, sog' bo'lganda ham Allohga hamdlar bo'lsin. Abadiy sakinat, abadiy xotirjamlik birodarlar Allohning shariatida, Allohning dinida bo'ladi. Shuning uchun Alloh taoloni tanigan mu'min hech qachon baxtsiz bo'lmaydi. Chunki kim bilan muomala qiladi u? Yagona bo'lgan, tengsiz bo'lgan, kuch-qudrat egasi bo'lgan, go'zal bo'lgan, hamma yaxshiliklar uni qo'lida bo'lgan Alloh taolo bilan muomala qiladi. Mo'min kishi Allohni tanib turib baxtsiz bo'lishi mumkin emas. Mo'min kishi Allohni tanib turib baxtsiz bo'lishi mumkin emas. Allohni tanish bilan baxtsizlik birga bo'la olmaydi. Xuddi o't bilan suv birga bo'la olmaganidek. Endi siz mo'min bo'lib turib, ibodatda bo'lib turib, halol bo'lib turib, o'zingizni baxtsiz his qilayotgan bo'lsangiz, demak siz Allohni tanimabsiz hali. Bu darslarimiz siz bilan bizga Robbimiz azza va jalla tanityapti. Tushunarlimi? Jasadimiz shu yerda bo'lganda, ruhimiz ham shu yerda bo'lsin-da. Bir hafta gazarat olib ketamiz, ey. Bir hafta yuramiz maza qilib. Ya boradi konsert ko'rib keldi, bir hafta moqtanib yurasiz, zo'r nasta emas. Keyinchi. Keyinchi gunoh maqsiyatga, fahsh hujurga guvoh bo'lib kelding. Mo'min odamni qalbi taskin topadigan joy Allohda zikri, ibodati, Qur'oni. Lekin qaraylar, qaqarab ketyapmiz. Go'zallikda, sakinatda, xotirjamlikda qadirlayapmiz. Demek, Allohni tanigan mo'min hech qachon baxtsiz bo'lmaydi. Allohni tanigan mo'min hech qachon baxtsiz bo'lmaydi. Asarlarda keltiriladi. Ya ibn adam utlubni tajidni. Iza vajadtani vajadta kulla shay. Ey odam bolasi, meni izla topasan. Agar meni topsang, hamma narsani topding. Agar meni topmasang, meni yo'qotsang, hech narsani topmading. Shuning uchun qaytarib aytyapmiz. Allohni tanigan mo'min hech qachon baxtsiz bo'lmaydi.
Özümüzde şu saadetini sıkmayapız mı? Demek Allah'ı tanımapız. İnsan güzelliğine aşık dedik. Çünkü Allah Teala insanını bana şimdi kılıp yarattı. Güzellikke aşık. Dikkat kılıyorlar. Değerli hamamız bilgen hakikat. İnsan hayatında bir güzelliğini köredi de şu güzellik yetişliğini kas kıladı. Yerini, bana şu dünyanın güzelliklerinden. Ömrünü şu nesilge sarf kıladı. Mesela boylik, mansab, hemen asla da öyleydi. Hemen asla şu boylik bile mansab. Ömrünü borun sarfliydi. Hemen imkaniyatını sarf kıladı. Erişken eden ki şu boylik ya ki mansab ki. Özü için bir açık hakikatini keşf kıladı. Bu boylik bile mansab, bari yok bir narsayken, hemen asla masayken. Bu boylik bilan mansab bor yo'q bir narsa ekan. Endi dunyodan chiqib ketayotganda shu boylik bilan mansab hech narsa emasligini tushunadi. Inson bolasi bir go'zal ayol yetishlikka intiladi. Mana shu go'zal ayol yetishlikni dunyodagi eng asosiy narsa, hamma narsa deb biladi shuni. Umrini sarqilib shu ayol yetishganidan keyin o'zi uchun achchiq haqiqatni kashf qiladi. Ayol hamma narsa emas ekan, bor yo'g'i bitta narsa ekan, ammo dunyodan chiqib ketayotganda bu ayol hech narsa emasligini tushunadi. Bu dunyoda insonning qalbiga doimiy xotirjamlikni, doimiy saodatni olib keladigan hech narsa yo'q, chunki dunyo o'zi vaqtinchada, qaranglar. Ko'ring, ko'zingizga chiroyli ko'ringan bir imoratni sotib oldingiz. O'tdek ko'rinardi, go'zallikda bir ramzi. Bir oy, ikki oy quvonib yashaysiz. Keyin oddiy bo'lib qoladimi uy? Yangi chiqqan modeldagi mashinani bir narsa qilib harakat qilib olasiz. 3 oy, 4 oy mingandan keyin nima bo'ladi? Undan ham zerikasizmi? Inson zotini qalbi to'ymasligini bilgan, inson zoti go'zallikka intiluvchi ekanligini bilgan kompaniyalar mana shu nozik joyimizdan juda chiroyli foydalanadi. To'g'rimi? Restyling versiyasi mashinani deydi. Özü oval çıkayken maşine yedi. Şimdi nikil koşup koyadı, stopunu başka çakıp koyadı, bakı oyunu başka çakıp koyadı, bu oldu. Restyling. Ondan hamza edikası mı? İnsan güzellikke aşık buladı. Güzellikke toy muydu? Lekin Allah'ke aşık buladı yanbasa. Allah Ta'ala'nın cemalige aşık buladı yanbasa bundan zirih miydi? Siz dünya meydanında katta muvaffakatke, yutukta erişken kişilerde hayatı karasız, hayotidan zerikkanligini ko'rasiz. Nimaga desangiz, intiladigan maqsadi qolmadi. Dunyoni hamma xayriyatlarga erishib bo'ldi. Katta-katta yutuqlari ham ular uchun nima bo'lib qoldi? Oddiy narsa bo'lib qoldi. Zerikadi hayotidan. Zerikish bor hayotidan. Shuning uchun mu'min banda Allohning go'zalligiga, Allohning jamoliga oshiq bo'ladida va bu dunyoda u maqsadiga yeta olmaydi. Tushunarlimi? Yetolmaysiz bu maqsadga, chunki inson omonatni topshirmay turib, o'lmasdan turib, jannatga kirmas turib Allohni ko'ra olmaydi. Shuning uchun umrini oxirigacha uni hayoti nima bo'ladi? Zerikishlik bo'lmaydi unda. Hayoti bizni tilda aytgandek yigitlarning hayoti doim intilish bilan bo'ladi. Hayoti hamisha bahor bo'ladi. Chunki hamma imkoniyatni ishga solganda ham Allohning jamoliga bu dunyoda yeta olmaydi. Maqsad doim turadi oldida. Mahallada chempion bo'ldingiz. Ha, chempion. Rayonda chempion bo'ldingiz. Oblastda chempion mir bo'ldingiz, mana aylanib kelsin. Mana oxiri. Keyinchi? Keyin nima qoladi? Dunyoning go'zalligi intilgan, unga yetgan odamlar albatta zerikadi undan. Chunki bu dunyoning go'zalligi insonning qalbiga xotirjamlikni bermaydi. Shomlik ulamolardan biri 90 dan o'tdi. Qaddi qomati o'rnida. Tishlari, quloq, hamma a'zolari ishlaydi. So'rashdi, qana qilib erishdingiz bu narsaga? Aytdi ki, bu a'zolarni Alloh taolo bizga omonat qilib bergan edi. Allohga oshiq bo'lgan bu banda bu omonatlarni harom xarishdan ehtiyot qiluvdi, yoshligida ehtiyot qiluvdi, qariganida Alloh taolo ular uchun ehtiyot qilib berdi. Shuning uchun aytiladi, "Man asha taqiyan, asha qoviyan." Kim taqvodor bo'lib yashasa, kuchli bo'lib yashaydi. Jismonan ham kuchli bo'ladi, ruhan ham kuchli bo'ladi. Ancha muncha mushkulalarda kelganda boshiga sinib qolmaydi. Ruh shunga tushib ketmaydi. Chunki man asha taqiyan, asha qoviyan.
takvadar bo'lib yashagan odam albatta quvvatli bo'lib yashaydi. Nima uchun musulmon kishining uyi, kiyimi, mashinasi, uy joyi go'zal bo'lmasligi kerak? Biz go'zal degandachi, albatta dabdabani, hashamatni, isrof nazar tutayotganimiz yo'q. Sodda bo'lib turib chiroyli bo'lishi mumkin. Oddiy bo'lib turib pokiza bo'lishi mumkin. Tartibli bo'lishi mumkin. O'ziga yarashgan kiyim bo'lishi mumkin. Rang-rangga to'g'ri kelgan kiyim bo'lishi mumkin. Albatta yangi degani emas, albatta qimmati yangisi degani emas, birodarlar. Innalloha jamilun yuhibbul jamal. Albatta Alloh go'zal zot go'zallikni yaxshi ko'radi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam sahobalari bilan Madinaga qaytib kelarkanlar, safarlarni birida aytadilar. Abu Dardo roziyallohu anhudan innakum qodimuna ala ikhwanikum. Albatta sizlar o'zingizlarda birodarlaringizlarni oldiga kelyapsizlar. Fa aslihu rihalakum va libasakum. Kiyimlarda, ulovlarda isloq qilib chiroyli qilib olinglar. Hatta takunu fin nasi ka'annakum shammatun. Odamlarning yuzidagi holdek ajralib turadigan bo'linglar. Biz kiyimimizni toza qilayotgandagi maqsadimiz mana shu. Odamlarning yuzidagi holdek namuna bo'lib ajralib turishlik maqsadimiz. Undan maqsadimiz Alloh subhanahu va taoloning roziligi. Mashinangizni toza tutayotganingizda niyat yangilab qo'ying. Alloh yaxshi ko'radi chiroyli bo'lganda, pokiza bo'lganda. Oyoq kiyimingizni changin atayotganda niyat yangilab qo'ying. Alloh pokizani yaxshi ko'radi, go'zalni yaxshi ko'radi. Har kuni kiyinglar, kiyinglar deyadi. Har kuni dazmonlaydi. Chiroyli qilib chiqaradi uydagilar sizlarni. Nima maqsadda? Tushunali birodarlar, bizni ustimiz chiroyli bo'lishligi ustimizdagi biror bu xohishimizdagi ish emas bu. Bizdan shariat talab qilayotgan ish bu. Tashqi ko'rinishimizni chiroyli qila olib yuraylik. Chiroyli qila olib yuraylik. Mo'min kishi pokiza bo'ladi, didli bo'ladi, nozik tabiatli bo'ladi. Mana shu narsa odamlarni unga qarab iqbol qilishiga sabab bo'ladi. Agar buni teskarisi bo'lsa-chi, farosati yo'q bo'lsa, yurish-turish iflos bo'lsa, tartib bo'lmasa hayotida, bu narsa odamlarni undan bezdiradi, qochishiga sabab bo'ladi. Shuning uchun qaraylarda dunyoda yurgan o dunyo ahllari bu narsani yaxshi biladi. O'shuning uchun do'koniga kirsangiz, gard yuqmaydi do'konida. Hamma polkalari o'rnida terilgan. Muomalasi chiroyli, xonasini chiroyli artib qo'ygan, keling taqsir deydi, qo'lingizga kofe tutadi. Shu go'zallik, shu chiroyli muomala, go'zal so'zlar sizni nima qiladi shu do'konga? Qarang, dinni bilmagan, ammo insonni bo'yiga tabiatini bilgan dunyo ahllari mashina qilib odamlarni nima qilyapti? O'ziga jalb qilyapti. Mana shu hadis birodarlar, innalloha jamilun yuhibbul jamal bizning hayotimizni shiori bo'lish. Nimaga masjidlarimiz chiroyli bo'lish kerak emas? Nimaga ko'chalarimiz chiroyli bo'lish kerak emas? Nimaga uylarimiz go'zal bo'lish kerak emas? Alloh taolo aytadi: "Huwa ansha'akum fiha wasta'marakum fiha." U zot sizlarni yerdan paydo qilib, unga joylashtirdi. Modomiki shu yer bizi vatanimiz ekami? 50 yil, 60 yil, 70 yil. Shu uyda 30-40 yil yashaymiz ekami? Uylarimizni go'zal qilib chiroyli tutishligimiz, birodarlar, shariatning talabi. Dinni tushunmagan, dinni, ruhini tushunmagan ayrim soxta taqvodorlar agar g'arbliklarni ko'chalardagi go'zalligini, ekilgan gullarni pokizaligini maqtab gapirsang, ha, ularga dunyoni berib qo'ygan, bizga oxiratni bergan deydi. Bu kalta fahmlikdan boshqa narsa emas. Kim aytdi musulmon odam go'zal bo'lmasligi kerak, borlig'i? Uyi, joyi, kiyimi, mashinasi. Ha, ularga dunyosini bergan, bizga ha, seniki ham chiroyli bo'lsin. Kim aytdi islomda pokizalik, go'zallik e'tibor yo'q deb? Innalloha jamilun yuhibbul jamal. Albatta Alloh taolo go'zal zot go'zallikni yaxshi ko'radi. Birodarlar, go'zallik nima desa, birinchi navbatda biz uchun ukalar, tushuninglar, odob. Odob. Eng birinchi go'zallik odob. Keyin tashqi ko'rinishimiz, keyin shakldagi go'zalligimiz. Chiroyli odob, chiroyli sabr, chiroyli bir tasarrufotlar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ozon aytishlik tarixiga murojaat qilsak, sahobalarga odamlarni masjidga chaqirish uchun nima qilamiz? Maslahat bo'lganida bir qo'ng'iroq chalaylik dedi, bir o't yoqaylik dedi. Xullas qo'ng'iroq chaladigan bo'lishdi. Menga qo'ng'iroq topib kelinglar dedilar Rasululloh. Shunda Abdulloh ibn Zayd Ansoriyni tushida bir kishi keldida ozonni o'rgatdi. Turib Rasulullohga xabarini berganida Rasululloh xursand bo'ldilarda borib Bilolga o'rgating sizga o'rgatilgan so'zlarni, chunki uni ovozi sizgidan chiroyliroq dedilar. Mana ozon aytayotgan odamning ovozi chiroyli bo'lishligi shariatimizda talabi ekan.
Sizden göre zorrak Kur'an okuyan adam turuptu mu? Öşü okusun, siz okumayın. Sizden zorrak işte kıladığı adam turuptu mu? Çıralı kıladığı yan. Öşü okusun. Siz bir arada turup durun. Çünkü o göz ağrı kıladı. Karayın. Hatta ayetken sözümüz göz ağrı olsun. Ömer ibn-i Hattab raziyallahu anh'u ot yakıp durken bir cemaatte aldığını öttü de Esselamu aleyküm ya ahlın nar. Ey ot egeleri sılaya salam olsun demediler. Esselamu aleyküm ey yarılı egeleri dediler. Yarılıyam otan bittiydi özü. Lekin ahlın nar dese kuttu cehennem egeleri de kabuk ala mıydı? Ömer ibn-i Hattab raziyallahu anh'u aldı ki bir ayol eriden şikayet geldi. Ne mi şikayetiniz vardı o da? Kündüzleri rozadar, tünleri bedar dedi. Ne mi degeni bu? Fahımdı kör yapsalar mı ayollarda? O şu sahabi ayol dedi. Kündüzleri rozadar, tünleri bedar dedi. Ömer'in Hattab köpem etibar kımadı şekillik. Hay zorakanı yerin. Ne var racul deyip koydu. Şu yerde Ömer'in Hattab da aldı durgen. Usman ibn Affan ya ki Ali ibn Abi Talib deyildi. Ya Emir al-Muminin. Yeriden şikayet kıl yaptı bayağı al dedi. Çünkü bu sesi hüküm kılıyordu o da. Ne mi dedi? Yerini çakırıp durup üç gün kıyamınla yıkılasan bir gün ayağını yıkılıyor da sen dedi. Çünkü eğer tört de hatını bulsa üç günden keyin üçürü kelamıdı. Karin yerin menge karımaya koydu. Töşekimden havaramaya koydu deme yaptı. Dese hakikati de. Ama şu sözlerde işletişteki güzelliğiydi karin. Sözdeki güzelliğiydi karin. Biz kaçan örgünen düşünürüz sana? Dit. Güzellikte bugün aşıklık, fahım faraset, Müslüman adam şunu diye buluşuyor gerek. İnna Allah'a cemilun yuhibbul cemal. Elbette Allah da Allah güzel zattır, güzelliğini yaş görede. Allah Azze ve Celle başkalarımızı, adabımızı, kalbimizi, şekilimizi, libaslarımızı, fiillerimizi, sözlerimizi, üylerimizi, dükkanlarımızı, köçelerimizi güzel kılıçdaki özü tavfik vergen bulsun. Çünkü güzellik dinimizin talabı. Ben de özünü, varlığını güzel kılıçla hareket kılarken el-cemil bugün Rabbisi'ye yakınlaşıp buradı. Akulu kavli hadi. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd, assalamu aleyküm ve rahmetullahi teala ve berekatuhu. Allah Teala'nın güzel isimleri, Asma-ül Husna hakkında olup buraya kendine nöbetteki dersimiz bugün Allah Teala'nın El-Cemil, güzel ismi hakkında ders kıyam bulamız. Allah Teala'nın El-Cemil ismi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin sahih hadisleri de zikir kılıngan. Bu hadisini İmam Müslim sahihden okuyumuz. Ona Abdullah ibn Mas'ud raziyallahu anh'u rivayet kıladı Peygamberimizden. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dediler: La yadhulul cennete men fi kalbihi miskalu zerretin min kibrin. Kalbada miskalu zerre, kibri bar adam cennetke kirmiydi. Şunda bir kişi durup etti ki, ya Resulullah, bir kişi özünü kiyimini ve pay avzalını güzel buluşunu yakış göredi. Şunda Peygamberimiz ettiler, İnna Allahe cemilun yuhibbul cemal. Allah Teala, elbette Allah Teala güzeldir, güzelliğini yakış göredi. El-kibru, batarul haqqi ve gomtun nas. Bu kibirmez. Allah çırali zat, güzelliği de yakış göredi. Kibir, hakka kömmeslik ve adamlarını minsimeslik dediler. Güzellik kibirmez. Mesela, bir litre sütke, 2-3 litre suyu koysanız, bu içse bulurken içimlik oladı. Çünkü suyunu tabiatı, sütünü tabiatı birbirine yakın. İçimlik içse bulurken. Ama bir litre sütke, bir piyale nefti koysanız mı buladı? İçi bu muydu? Çünkü sütün tabiatı bile neftin tabiatı birbirine doğru kemiydi. Hud düşünce hoşu gendik. Ubudiyet, kulçiliği bile kibir hiç kaçan birbirine doğru kemiydi. Allah'ın hakiki kulu, hakiki mumu bandası mütekabbir bu muydu? Şunun için Peygamberimiz ettiler. Kalbide miskalı zerre kibiri bir adam cennet kekirmiydi. Kibir hakka kömmeslik ve adamlarını mensimeslik. Yine bir hadis okuyumuz. İmam Bazar'dan, Bayhaqi'den, Anas raziyallahu anhu'dan Resulullah ettiler La yadhulul cennette men fi kalbihi mithkalı zerreti min kibrin Kala raculun inna racula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan ve na'luhu hasanan. Kalbede zerreçe kibir bir adam cennetke kirmiydi dese bir adam kiyimi ve ayak kiyimi, ayak boğuşları çıralı buluşunu haliydi bu adam. Kibir mi de gene de Peygamberimiz yok deyip cevap verdiler. Başkaları da hakkını ada okumaslik
özünü başkalarından üstünde bilişlik, hak söz etgende kömmeslik, bu kibir ve bu günah iblisinin günahı. Aba vastakbara ve kâne minel kafirin. Adam aleyhisselam'a secde kılıçtan baş tarttı, kibir kıldı, neticede kafirlerden buldu. Yani ki Müslüman adam yanındaki adamları itiraf kıladı. Fazlını biladı, kadrını biladı. Ulada kadr kıymetini özünün önüne koyadı. Özü yanınızdaki adamı mensimesliğiz, tuğatmasliğiz siz için yeterli günah. Başka günahı gereği yok. Resulullah dediler, bi hasbil mar'i mineşşerri en yahkira ahahul muslim. Kişi özünü Müslüman biraderini hakir körüşlüğü şu kişi için yeterli günah. Mensimiydi, kibir kıladı. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem öte kemter zat bugünler. Bir kişi o zat sallallahu aleyhi ve sellem'in huzuruna girip yapırmakçı bulduyu. Kirip haybeti sırı basıp yapını topamaya kaldı. Tıla eylemeye kaldı. Bunu Peygamberimiz görüp ettiler ki havin aleyk fe inni lastu bi melikin innama ana ibnu imratin ta'kulul qadida. Özü yüzü basıp alayım. Men paşamasman. Men qadid, yani kurutulan göçte yiyidigen ayalda bolasıman. Yani adlı adam ben de yaptılar. Rahmatan lil alemin bu işe karamazdan kemterliğini köreyim. Resulullah kemter bugenler, mütekabbir bugenler. Seferlerini bir de Resulullah tohtugenlere de hamurahlardan bittiyse men koy soyaman dedi. İkincisi men onu pişiremen dedi. Resulullah men otun terip gelemen dediler. Hani Resulullah'a bura iş büyürü müydü? Resulullah'a hizmetini kılıçtık şarap sahabalarına. Ama Resulullah'a kemterliğini köreyim. Demek mumun kişi mütekabbir bu muydu? Kemter buladı. Güzel, el-cemil. Allah Ta'ala bendeni güzel buluşuyla haklıydı. Pakize, üstü baş tertipli, hoşboy, saçları tararken suratı çırali buluşuyla gerek. Bu yerde yengi kıyım değil miydi? Eğer kıyım hakkında yapırsak, pakize kıyım değildi. Yuhulgen, tararken, tertipik eltirilgen. Güzelliğini yaş görüştük, insanlı tabiatı da var. Bana aitiler. Kimiler çırali maşından yaş görmüştüler? Kim çırali üyüde yaş görmüydü? İnsanın tabiatı da güzellik gibi olan intiliş. Bar bu onun fitratı da. İnna Allah'a cemilun yuhibbul cemal. Elbette Allah Ta'ala güzeldir, güzelliğini yaş görmedi. Hatta buradalar yapıradıkken sözümüz güzel olsun. Abbas ibn Abdülmuttalib, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in emekçisi. İkinci emekçilerden. Soruştu. Siz kattarak mı? Resulullah kattarak mı? Şimdi Abbas ibn Abdülmuttalib deyip yapını kalayım. Men ertarak tuğulayım ben. Lekin Resulullah menden kattalardır cevap verdi. Men kattaman dese bol oladı ama çıralı bu mitte bu. Resulullah'dan kattaman dedi özünü Ankara. Değiler miydi? Eğerçi biz yapırken yapımızı tuz alışını halasak biz oval eşitişte örgeneyelik. Eşitişte örgensek yine çırali yapırıştı örgenemiz. Demek ben Resulullah'tan ertte tuğulgen ben ama Resulullah menden güzel söz bu yine kâmi. Güzel söz. Maddi ve manevi güzellik matlub. Maddi ve manevi tamamen Müslüman kişi güzel buluşu gerek. Demek Müslüman özünü kıyımını çırali kılışı kibirdenmez. Maşinasını çırali alı yürüyüşü kibirdenmez. Üyücayını çırali kılışı kibirdenmez. Çünkü o insanın tabiatı barınırsa ve güzel kısa özü de barınırsa Allah bunu yaş görədi. İnna Allah'a cemilun yuhibbul cemal. Adamların yüzündeki haldeki namuna bulup zahri bilen, fiili bilen adamlarga havas bulunadığın halatı turuş bu aynı dinimizi talaba buladı. Mumun bende borluğunu güzel kıladı. Özü de Allah Ta'ala'nın el-cemil sıfatından bir ölüş payda kılışıydı haliydi. Adaletli buladı, adil bugün zatki yakın buladı. Rahim şefkatli buladı, ar-Rahim bugün zatki yakın buladı. Hayr-i sahavatli buladı, lütfli buladı, el-latif bugün zatki yakın buladı. Özünü güzel alı yürüdü, el-cemil bugün Allah'a şu buna yakın buladı. İhtimal yapıramazsız.
nutqingiz yo'qdir. Ehtimol pulingiz yo'qdir, infoq ehson qila olmaysiz. Ehtimol boshqa narsangiz yo'qdir, lekin o'zingizni tashqi ko'rinishingizni chiroyli olib yurish qo'lingizdan keladimi, birodar? Keladimi? Keladi. O'zingizni shunday chiroyli olib yuringda, maqsadingiz al-jamil bo'lgan Alloh shuni yaxshi ko'rar ekan degan maqsad bo'lsin, shu fe'lingiz bilan Allohga yaqin bo'lavorasiz. Hamma ham o'zini oppoq tutadi. Hamma ham o'zini tashqi ko'rinishini chiroyli qiladi, lekin hamma shu qilayotgan ishidan Allohning rizosini istaydimi, yo'qmi? Odamlar nima deydi? Sal ust boshingga qarab olsang, uyatmaysanmi? Kimdan uyatmaysanmi? Ha, odamlardan. Biz o'zimizni chiroyli olaveramiz kim uchun ekan? Go'zallik. Go'zallik nima o'zi? Insonni ko'zi va qalbiga yoqadigan narsa. Go'zallik insonni ko'zi tushganda qalbi quvonadigan, qalbi yayraydigan narsa. Go'zallik birodarlar shaklda bo'ladi, axloqda bo'ladi. Go'zallik deyilganda odamlarda tushunchasi faqatgina shakl tushuniladi. Ammo ichki dunyo haqida, ichki dunyoni go'zal bo'lishi haqida biroq o'ylab ham qo'ymaydi. Masalan, vafo. Ahdiga vafodor bo'lishlik go'zallikmi? Sahovatli bo'lishlik go'zallikmi? Kechirimli bo'lishlik go'zallikmi? Bu axloqdagi go'zallik. Birodarlar, jismoniy, jasadiy go'zallikdan ko'ra ma'naviy go'zallik chiroyliroq bo'ladi. Rosa shakli chiroyli kelishgan odam bir marta ham aytgan gapiga javob bermaydi. Kim uni yaxshi ko'radi? Rosa ketib olgan chiroyli ayol eriga mehri yo'q, eriga muhabbati yo'q, vafosi yo'q. Kim yaxshi ko'radi buni? Go'zallik degani faqat zohirda tushunmaylik. Bu ichki dunyo ham go'zal bo'lishi kerak bo'ladi.